Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Tabi videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da mutlu olurum. Bugün hava soğuk işin gerçeği. Köpeklerimiz de dün akşam salıktı, o yüzden farklı bir video çekmek istiyorum. Bugün arkadaşlar dayıyı anlatmaya çalışacağım. Farklı birkaç olaylar var. İnşallah video boyunca unutmazsam hepsini size dile getireceğim arkadaşlar. Tabi ben konuşurken size de aktarabildiğim kadar köpeklerimizden görsellik aktarmaya çalışacağım. Evet. Neden dayı diyoruz arkadaşlar? Neden dayıyı anlatacağım? Neden dayıyı ön planda tutuyorum? Biliyorsunuz kurt testi yapmıştık dayıya ve haberlere de düştü. Tabii onun da muhtemelen büyük bir payı var. Kısa videomuzun birisi patladı. Şu anda 2 milyona yaklaşık 2 milyon oldu. Bence 2 milyonu da çok rahat geçer çünkü 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde böyle oldu. O videonun yaklaşık 5 milyonu vardı diye tahmin ediyorum. Tabi şimdi bilen de yorum yapıyor arkadaşlar, bilmeyen de yorum yapıyor. O videonun altına gittiğinizde zaten yorumları göreceksiniz. İşte kimisi diyor o hayvanın, ölü hayvanın canı yok mu? İşte bu vicdansızlık değil mi falan filan gibi bir sürü yorum geliyor arkadaşlar. Tabi burası sosyal medya. Her kafadan bir ses illaki çıkacak. Ben onlara takıldığım için değil. Yani sadece şöyle bir açıklama gereği duydum. Eminim ki hani merak edenler var. O videoyu, o kısa videoyu izleyip kanalımızı ziyaret eden bir sürü insan var. Bir açıklama yapma gereği duydum ister istemez. Şimdi öncelikle o kurt canlı değil arkadaşlar. Hani nasıl görüyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum ama o kurt bir kere ölmüş bir kurt. Yani ölünün canı var mı ben onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani ölünün canı yoktur hani. Yani onun bir canı acımaz. Enteresan anlam veremediğim yorumlar geliyor bazen. Bizim onu yapmamızdaki amaç çobanlar olarak, ki her çoban kendi köpeğini kurda karşı test etmek ister. Çünkü canını malını teslim ediyorsun bu köpeklere, ki bir çobanın yani ormanda sürü başında köpek olması olmazıdır, canıdır, yoldaşıdır. Gerektiği zaman canını bile verir sürü için, bizim mesela ölen paşa gibi. Şimdi o köpeğin cesaretini test etmek için, daha doğrusu yani cesaretinden ziyade kurtçuluğunu test etmek için böyle deneyler yapılıyor. Bunlar gayet normal bir şeyler. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi o kurt canlı da olabilir. Köpekler onu boğabilir. Çünkü arkadaşlar yani davar gütmeyen, yani geçi gütmeyen birisi buna anlam veremez. Tamam mı? Adamın geçenlerde gittik başka bir koya, Ramazan abinin, biliyorsunuz ki adamın kurbandan bu yana yani 6-7 aylık bir süre içerisinde 70 tane geçisini yemişler ve bu adam bu geçileri parayla alıyor arkadaşlar. Yani ben şuna 1000 lira verdim, aldım, kurt yedi. Bu kurdun yediğinin bana 1 gram dahi karı yok. Ne olacak? Zarar arkadaşlar. Adam artık gınaya gelmiş ve bu işi sırf kurtlar yüzünden bırakacağım diyor. Test etmek zorundasın. Şimdi gerçekten kurtçu olmayan köpek o kurdun ölüsünü bile gördüğünde ayakları titriyor yani. Kaçıyor, yaklaşamıyor, kuyruğunu indiriyor, bir tedirgin oluyor. Hatta kurdun böyle görür görmez çakılıp kalıyor arkadaşlar. Hareket edemiyor, donuyor ya köpek. Haliyle biz bu testleri yapacağız. Biz bu testleri de yani aslında benim buradaki önemli amacım gerçekten kurtçu bir köpeğin, ki emin olun arkadaşlar bakın bu işe yıllarını vermiş adamlar bile bizim o videomuzdan feyiz alıp yorum yapıyor. İşte kurtçu köpek ölüsü de olsa gelir dalar, hareket etmediğini anlarsa bırakır falan filan. Bu tarz yorumlar. Bunları ne? Biz yapmışız zaten. Göstermişiz ki YouTube'da o ara ben yayınladıktan sonra bir sürü böyle bir kurt test videoları falan oldu. Bence en işlerinde en başarılısı bence bizimkiydi yani. Ve en profesyoneli bizimkiydi. Çünkü emek verdik, o kurdu bir ayak yaptı falan filan, gerek imkanımız doğrultusunda. Mükemmel bir şekilde bir test oldu ve yani dayının o hareketi mükemmel bir hareketti. Biraz geç olsa da aslında birilerinin de görüp bunu haber yapma gereği duyduğunu gördüm. Ve hani yazan adam öyle bir güzel yazmış ki arkadaşlar, yani hani gerçekten kangal köpeğinin bu kurda karşı mücadele edebilir mi edemez mi onları dile getirmiş. Güzel de bir haber olmuş tabi. Herkes işte bir köpeğin güç getiremeyeceğini, tek başına kurtun daha zeki ol, daha güçlü olduğunu falan filan savunuyorlar. Bunu zamanında ben de savunuyorum. Kurdun vermiş olduğu zararı kimse karşılamıyor. Yani hayvanseverlik bu mu arkadaşlar? Mesela o kurt bizim hayvanları yerken, o adamın o kadar zarar verirken, yani bu bizim suçumuz mu? Bu coğrafi konumda, bizim özellikle bulunduğumuz Karadeniz bölgesinde
Ne kadar önlem alırsanız alın. Bakın ben bunu hep zamandan beri söyledim. 200 tane hayvanın başına 200 tane köpek de dikseniz burada. Yani 200 tane çoban da dikseniz başına, tamam mı? Kurt kafaya koyduysa zaten emin olun ne yapar er ya da geç o kafasına koyduğunu kurt yapıyor. Yani hani burada bir önlem alma şansınız çok fazla yok. Sadece hani iyi köpekle kurdun vereceği zararı minimuma düşürebiliyorsun. Ama kurt yine kafasına koyduysa o zararı yine veriyor sana. Fakat 10 geçin gideceğimiş 5'e düşer, 3'e düşer. Bu şekilde yani iyi köpekle en fazla bunu yapabilirsin. Başka türlü yani burada hani istediğin kadar önlem al. Kurt kafaya koyduğunu öncelikle bunu yapar. Şimdi yani hayvanseverlikse o zaman o canlı mesela diri diri köpekleri yiyorlar. Canlı canlı. Biz buna şahit oluyoruz. Bu doğal döngü oluyor mesela. Tamam mı? Bunlara bu hiç anormal bir durum değil. Kurdun koyunu yemesi, kurdun geçiyi yemesi, bir danayı yemesi gayet doğal bir döngü oluyor insanların gözünde maalesef ki. Veya bir köpeği yemesi. Fakat köpeğin kurdu boğması veya köpeğin kurda karşı böyle hani mücadele etmesi maalesef ki doğal döngü dışına çıkıp hayvanseverlik oluyor. Ben buna çok anlam veremiyorum. Bu yaşam mücadelesi. Köpekler de doğası gereği o kurtla mücadele ediyorlar. Bir köpeğe yapmak istemediği bir şeyi zorla yaptıramazsın arkadaşlar. Yani bu çok zor bir şeydir. Yani bir köpeğe zorla, o köpeğin içinde yoksa kurdu boğduramazsınız. Bakın zorla. Tamam mı? O köpek doğası gereği bunu içinden gelerek yapması lazım. Yani hiç kimse ben dayıya zorla kafasına silah dayayıp gel oğlum bu kurda dal mı dedim yani. Böyle saçma salak bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunu benim yapma şansım zaten yok. Bu köpeğin içinde o kan olduğu için, içinde o cesaret olduğu için onu yapıyor. Evet, anlayabilenler anlıyor. Tabii ki de hani ben bunu şey için eleştirmek için veya o yorumlara takıldığım için değil arkadaşlar. Sadece aydınlatmak istiyorum, tamam mı? Bilmiyor olabilirsiniz. Hiç ömrünüz hayatınca kedi dahi beslememiş olabilirsiniz. Evden çıkmamış olabilirsiniz. Bir doğaya, toprağa adım atmamış olabilirsiniz. Ayak basmamış olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz ama biz çoban olarak yıllardan beri yani bütün geçmişimiz çobanlıkla, doğayla, kurdunan, köpeğenen geçtiği için biz bunları biliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de mükemmel biliyoruz diyemeyiz. Yani bizim de eksik bildiğimiz bazı şeyler vardır. Ha, vicdanen belki hani o anda onun böyle işkence gibi oluyor olabilir. Biz de insanız, biz de şey yapıyoruz ama bu yapılması gereken bir şey. Bu deneyin olması gerekiyor arkadaşlar. Dayıyı merak edenler var. Dayıyı bilmeyenler var. Ben dayı yaklaşık bir senedir hemen hemen bizde olacak arkadaşlar. Dayı nasıl bir köpek? Kendi tecrübelerimden anlatmaya çalışacağım. Biraz geç olduk ama arkadaşlar gerçekten dayıyı bizlere uygun gören ben Kanka Samsun Mehmet hocama da ciddi bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten müthiş bir kanattı, müthiş bir soy. Yani öyle köpeğe istesiniz çok ciddi rakamlar, ciddi paralar verip alamazsınız. Adam bize bir kuruş dahi almadan damızlık köpeğini bize uygun gördü. Bir de öyle bir soyu arkadaşlar yani anlatabildim mi hani? Kimse bunu size yapmaz yani. Hiçbir çiftlikteki bir adam gidip de damızlık köpeğini kolay kolay hiç kimseye vermez. Ve verirse de ciddi rakamlar ister. Sağ olsun, Allah razı olsun, bir kuruş bile talep etmedi Mehmet hocam. O yüzden bunu buradan da ona selam olsun. Dayı gibi bir köpeği vatana, millete yetiştirdiği için de ben çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Mehmet hocam maalesef ki arkadaşlar değerinin bilinmediğini düşünüyorum ben kendi açımdan. Yani benim için mesela tabii herkes kendi yöresinin adamını savunur falan filan işte sana bu iyiliği yaptığı için böyle dersin ama arkadaşlar ben Mehmet Hoca ile doğrusu hiç muhabbetim olmadan bile o adamın videolarını izliyordum ki Mehmet Hocam'ın yani YouTube'da belki de bu köpekçilerin hiçbiri yokken Mehmet Hocam varmıştır yani hani adamın 13-14 sene YouTube'da videoya geçmişi var. İzliyordum ve bir insan arkadaşlar videoda dürüst mü yalan mı konuşuyor? Nasıl bir karakterde olduğunu o adama baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Ya benim bak anı mı sunuyordu yani? Adamı hiç tanımam, nereli olduğunu bilmem. Yani kim olduğunu bilmem. Ama bazı adamlar, bazı köpekçileri görüyorum. Ya konuştuğu hiçbir şey arkadaşlar ne inandırıcı geliyor. Ne bir albenisi var. Nefret ediyorum. Ya adamı hiç tanımasam bile insan konuşmasından adamın böyle yani üç gerçi dolandırıcı böyle yani affedersiniz çok üzüldüm. Sahtekar olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Maalesef ki. Öyle kanım ısınmadı. Hiç muhabbetim yok. Kanım ısınmadı. Çok insan da var. Köpek camiasında özellikle. Fakat o tarz insanların değeri hiçbir şey yapmasa bile artıyor. Adamın köpeğe tilki boğsun arkadaşlar, tamam mı? Tilki boğsun kahraman oluyor. Yani
Mehmet Hocan böyle kaliteli köpekler yetiştirmiş. Kimsenin mesela doğusun, kimsenin gözünde. Ha, gözünde olması için mi? Ne bileyim, ben sadece değerinin çok iyi bilinmediğini düşünüyorum. Hani bazı insanların, sanatçıların falan filan arkadaşlar ölünce değeri bilinir. Yani adamın da bir gün değeri bilinecek ama iş işten geçmiş olacak herhalde. İnşallah çok geç kalınmaz. Ha, bilenler biliyor mu? Mehmet Hoca ile merhabalaşan, zaten yanına giden, tanışan adamlar zaten o adamın nasıl karakterde olduğunu biliyorlar. Dayı, arkadaşlar abartısız söylüyorum bakın. Yalanı dolanı sevmem. Zaten videolarda neyse gösteriyorum. Hani ben deseydim ki mesela o kurt test olayını yayınlamasaydım, tamam mı? Öyle bir şey, öyle bir video çekme şansımız olmasaydı. Arkadaşlar ben dayıyı test ettim. Dayı öyle bir şey yaptı, öyle bir şey yaptı ki. Geldi burada daldı işte falan filan, elinden alamadık falan filan desem kimse doğru düzgün inanmazdı. Doğru mu arkadaşlar? Ya inanmazdınız. Hani bizim samimiyetimize güvenen belki onda bir kişi inanırdı. Ya Emre sen dürüst adamsın, sen doğru konuşuyorsun, biz sana inanıyoruz derdi belki, ama o görselliği gözümüzden gördüğümüz bir şeye daha çok inanıyorsunuz. Doğru mu? Şimdi gösteremediğimiz o kadar çok şey var ki, hani gösteremediğimiz şeyi de konuşmak istemiyorum çünkü çok inandırıcı olmayabiliyor. Allah nasip eder ilerlerde gösterebilsek dayı ölmeden, inşallah gösteririz. Gerçekten ben yani YouTube camiasında 10 tane kurtçu köpek varsa ben en başa her türlü dayıyı yazarım arkadaşlar. Bir de bu dayı şimdi karıştırılıyor arkadaşlar. Öbür dayıyı bilenler de var. Asıl bunların babalarını. Asıl babaları zaten yani dayı gibi dayı asıl oymuş. Yani başından onun da bir sürü badeler gitmiş. O da çok belli bir yaşında ölmüş herhalde. Ben tam bilmiyorum ama bir 14-15 yaşında falan öldü herhalde. Belki de daha fazladır yani. Asıl o. Onu bilenler var. Bu oğlu arkadaşlar. Şimdi babası o kadar kaliteli bir köpekmiş ki böyle bir oğlu çıkıyor arkadaşlar. Ki dayı soyunda en ufak bir şekilde kızında, anasında, oğlunda, torununda, yani bir tane dayı kanı varsa o köpeğin çok fazla kötü çıkma ihtimali yok. Gördük yani. Hani yine YouTube'da böyle birkaç kişi de daha dayı soyu var. Neler yaptığını zaten görüyor. Kendini fazlasıyla ispatlayan bir köpekler maşallah. Yetiştirenden Allah razı olsun. Bu soya sahip çıkandan özellikle. Bu çok önemli. Soyu bozmamak çok önemli. Yani adam şunu düşünmüş ya, üreten adam. Ben bu köpek, tamam bu köpek çok kaliteli ama bu köpeğin nasıl bir üstüne çıkarım diye düşünmüş. Bizimkiler şimdiki köpekler ne yapıyor? Oo, bu köpek mükemmel. Ondan sonra götü oradan sokaktan bir köpek. Eşle eşle sat 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 sat. Adam ne soyu düşünüyor ne şeyi düşünüyor arkadaşlar. Adam ticaretini düşünmemiş veya adam para düşünmemiş. Adam ben bu köpeğe nasıl daha iyiye taşıyabilirim, nasıl daha fazla kurtçu cesaretli köpekler ortaya çıkarırım diye düşünmüş. Bunu aşkla sevgiyle yapmış. Şimdiki insanların tek amacı para olduğu için adamların soyuyla, kangalının şeyle bir alakası yok arkadaşlar. Anlatabildim mi? Adamların tek amacı para. Mehmet Hocam da zaten hani paragöz bir insan olsa veya hani amacı para olsa bana dayı gibi köpeğe bir kuruş bile talep etmeden vermezdi arkadaşlar. Yani hani kardeş ben de garantili, adam şimdi garantili köpek istiyorsun. Burada %100 alacak köpek istiyorsun. Adam diyor ki 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira. Hatta dayı gibi köpeklere 100 bin lira istiyor. Bakın arkadaşlar, çoban köpeğe ayrı bir şey. Seceresi temiz, yıllardan beri soyu üretilmiş damızlık bir köpeği alabilmek ayrı bir şey. Damızlık bir köpeği öyle 100 bin liradan 150 bin liradan aşağı alamazsınız yani. Kimse size vermez. Yıllarını vermiş adam. O kadar yememiş, içmemiş, yedirmiş. Yani hani bir soy götürmüş abi. Yani ben burada hazıra konmuş gibi oldum. Dayı gibi bir köpeği hani benim bana uygun görerek yani. Bu çok benim için çok müthiş değerli bir şey arkadaşlar. Yani bir insanın bir soyu oturtturabilmesi yıllarını alıyor yani, ki adam 40 sene 50 sene bu işi yapmış. Ha, elinde dozgun bir köpek yok yani, anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Niye? Parayı düşündüğü için. Halbuki adam dese ki lan bu köpek çok iyi, ben bu köpeği üreteceğim. Bu köpeğe, vatana, millete iyi köpekler yetiştireceğim. Ben kangal için uğraşıyorum dese zaten adamın elinde kötü köpek olma şansı zaten olmaz. Dayı bambaşka bir köpek. Cesaretinde de arkadaşlar iğne ucu kadar tereddüt olan bir köpek değil. Başına o kadar bak badireler gelmesine rağmen köpek gözüne görsün. Evet, çekindiği, bak geri adım attığı demiyorum. Çekindiği anlar oldu mu? Oldu. Fakat köpek 13 yaşında. Bir ayağı çukurda arkadaşlar. Haliyle bakın, erkekliğin %90'ı kaçmaktır diye bir muhabbet var ya.
yeri geldiği zaman çok iyi, çok cesaretli köpeğin de yeri yok. Kangal zaten zekiyle de önde oluyor. Köpek de zeki olması lazım. Kangal dediğiniz köpek zeki olacak. 10 köpeğin arasına girip kendini öldürtmesinin bir anlamı yok. Yeri geldiği zaman kaçması da gerekiyor. Bunu kurt da yapıyor zaten. Kurtların da en büyük taktiği kaçmaktır zaten. Eğer ki bir diş yesin, tamam mı? Onu bir yerde sıkıştırıp boğdular diyelim. Onu ne yapıp ne edip bir şekilde arkadaşlar paşayı pusadı yanına alıyor falan filan. Bir şekilde bir tenhaya denk götürüyor. Yani dayının sayesinde onun yanındaki yetişen köpekler de o kadar cesaretli oldu ki hani üst üste koydu yani. Burada da tabii ne olmuş oluyor arkadaşlar? Evet kanatlı soy çok önemli ama onun başındaki hem sahibi hem de onları yetiştiren usta köpeğin ne kadar da gerekli olduğunu görüyoruz. O başındaki köpek neyse hemen hemen onun karakterini yani alıyor arkadaşlar yanındaki yavru köpeğin yetiştirdiği yavru köpekte. Biz bunu zaten yıllardan beri çobanlık yaparken gördük. Hani yani dayıyı anlat anlat bitmez arkadaşlar. Yaşamak lazım bu köpekleri. Ben yani en ufak bir cesaretinde bu zamana kadar bir tereddüt görmedim. Yeri geldiği zaman çekindiği durumlar oldu. Fakat o bir diş yediyse 10 diş atmıştır yeri ve zamanı geldiği zaman. Bir kere diş yesin, tamam, diyelim onu 3-4 köpek bir yere sıkıştırdı boğdu. Ne yapıp ne edip onun kinini unutmuyor arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Şimdi bir sürü de 10 tane köpek var diyelim. Tamam mı? Size yemin ediyorum arkadaşlar. O 10 köpeğin içinde ona hangisi daha önceden zarar verdiyse gidiyor onu buluyor. Onu boğuyorlar. Başka diğerlerine bir şey demiyor. Gidiyor onu boğuyor. Öyle de bir kinci, öyle de bir intikamcı. Yani onların içinde en intikamcı hayvan kurttur. Öyle söylediler sürekli. Bir şekilde o intikamını alır. Dayı da yani o kadar hani sanki köpek böyle yani kurt soyundan gelmiş, kanında kurtluk varmış gibi böyle arkadaşlar yani hani kurt gibi yaşıyor. Ve emin olun köpek şu zaman hani ayağı sağlam olsa, sağlıklı olsa böyle gerçekten tamam mı? Yani 5-6 yaşlarında olsa, yanında da dayı soyundan bir dişi olsa, buralarda arkadaşlar her gece bir leşi olur kesin o köpeklerin. Çünkü köpeğin yani bir korktuğu bir şey bu zamana kadar hiç görmedim. Yani şunu da bir yanlış yap mesela. Yanlış yaptığı bir olayı da görmedim. Evet. Bir köpeğin yaşam tarzında yani yaşarken yaşadığı ortamda falan ister istemez etkilenebiliyor. Bu köpek yani sadece bir kişide kalmamış. El değiştirmiş. 3-4 sene belki 5 sene sokakta yaşamış. O sokak hayatından da bir şeyler katmış ki sokakta yaşamak kadar bir köpeğin bence bir köpek için zor bir hayat yok. İster istemez sokakta da her köpek zaten hayatta kalamaz yani bunu da biliyoruz arkadaşlar. Çok badireler atlatmış. Vücudundaki kesiklerden yani ayağının yaralığından, tüfekten korkmasından muhtemelen tüfek de çok kez atılmış. Her türlü arkadaşlar köpeğin yaşamı müthiş bir zorlukla geçmiş. Yaşayan müthiş bir efsane. İnşallah onun yavrularını aldık. İnşallah yavruları da arkadaşlar bir şekilde nasıl söyleyeyim? Beşini de büyütürüz. Vatana, millete arkadaşlar hayırlı. Yani böyle hani gerçekten kaliteli yavrular yetiştiririz. Dayı soyunun ki bu kurt dayının yavrusu alınmamış bu zamana kadar. Alamamışlar bir şekilde herhalde benim bildiğim. Belki vardır da bilmiyorum. Mehmet hocam da unutmuş ama hani o da tam bilmiyor yani. Emre diyor o kadar yavru geldi geçti elimden bilmiyorum. Onun yavrusunu tam yani akılda kalan bir yavrusu şu anda yok. Olursa bizim elimizdeki yavrular olacak. Bu da müthiş bir şey olacak arkadaşlar. Bu yaşta yani 13 yaşındaki bir köpekten yavru alıp o yavruları yetiştirmek bizim için gerçekten mükemmel olacak. İnşallah sağ salim dayı yavrularını da büyütürüz. Onun haricinde mesela dayı yani çok fazla anlatmaya gerek yok. Yaşamak lazım diyorum ya. Onu geleceksiniz, göreceksiniz yaşayarak o köpeğin nasıl böyle bir kavgada falan gözünün döndüğünü, nasıl hırs bürüdüğünü, yani hırsını alamadığında nasıl böyle gençleştiğini o anı görmek lazım. Evet, dayıdan daha kaliteli köpekler yok mudur? Vardır arkadaşlar. Ben zaten dayı hani en üst zirvede dayı ben demem çok fazla doğru olmaz. Yani illa bir sürü yerde görünmeyen bir sürü çobanlarda kaliteli köpekleri vardır. Dayı yani bir kıyaslam konulsa bence birçok kişinin böyle yani imrendiği, istediği bir köpek yani olacaktır diye düşünüyorum. Dayı tek başına şu anda bir kurt boğabilir mi? Yorumlara falan mı geliyor arkadaşlar? Tek başına şu anda dayının bu yaşında yani sağlıklı bir kurdu boğma şansı bir kere yok. Onu ben size söyleyeyim. Dayı değil zaten genel olarak bütün kangal köpeklerin veya bütün köpeklerin
kolay kolay tek başına Burt'la eşit şartlarda mücadele etmesi çok mümkün değil. Fakat dayı şu anda bile, şu ilerleyen yaşına rağmen bile bir kurda karşı kendini ezdirmez. Yani anlatabildim mi? Yani böyle öldüresiye kendini boğultmaz. Kendini koruyabilir. Onu söyleyeyim sadece. Fakat yanında bizim kuvvetlerimizin beşi toplanıp da kurtlara karşı mücadele ederler mi? Sonuna kadar ederler. Tuttuklarına da öldürürler. Ben size söyleyeyim. Belki ilerleyen zamanlarda bunu sizlere canlı canlı yansıtma fırsatımız olur. Dayı konusunu anlatacağım bu. Dün akşam yaşadığımız bir olayım. Maalesef ki biliyorsunuz Hasan abiye bizim kulaksız buraya bir yavru bırakmışlar. Sahibi de çıkmadı zaten. Ben de onu Hasan abiye sahiplendirdim. O da dün akşam buraya geliyor. Ben dayı yavrularını içeri geceleri içeri koyuyorum. Diğerlerini salmışlar arkadaşlar. Kurt kuzu böreği falan. Onlar da araziyi tarıyorlardı. Geceleri salıyorum. Burada işte yaban hayvanları falan koruma yapması için. Gölbezi aldım götürdüm. Oraya tekrardan bıraktım. Hasan abinin evinin yanına. Gölbez yine buraya gelmiş. Tam yattım lan. Köpek de salık diyorum. Bu kurt kuzun da arkadaşlar ciddi derecede ufak köpeklere falan alerjisi var. Abi bir kıyamet kopuyor burada anlatamam. Kurt kuz yavruyu tutmuş neredeyse öldürecek ya. Artık hemen apar topar çıktım. Hoş moş aldım gittim. Kurt kızın bunu neden yaptığını inan ki anlam veremiyorum. Yani gıcık köpeklere karşı böyle köpek direkt öldürmeye gidiyor. Bakın o malaklı da aynısını yapıyordu. Ölen o dişi malaklı. Bizim bu kurt kıza sıkıntı yapan. Böyle yavru köpek mavru köpek demiyordu. Direkt gidip dalıyordu. Tabi kurt kızın o cesaret olarak yanından bile geçemez ama bunu o da yapıyordu. O köpek de cesaretli bir köpekti. Bilmiyorum böyle arkadaşlar gözünün gördüğü her şeye dalan yani hani şimdi mesela kendinden orijinal bir kangal şey derler. Kendinden güçsüz hayvana uymaz diyorlar ama ben kurt kızı anlayan veremiyorum. Dalıyor arkadaşlar. Gucuk mucuk demiyor. Hemen böyle yani kendi yavruları olmasın onları bile öldürür yani. Fakat kendi yavrularına ayrı bir şefkati ver tabii de. Yalnız böyle yabancı bir yavru olur, av köpeği olur, böyle ufak fino tarzı bir şeyler olur. Hemen direkt ona dalıyor arkadaşlar. 10 tane köpeğin aynı paşa gibi. Direkt gucuk köpekleri. Yani lan yavru vızık diyor zaten. Bundan ne istiyor anlamıyorum. Ben kurt kuzum o hareketlerini, halini hareketlerini o konuda çok fazla sevmiyorum ama gerçekten değişik bir karakterde bir köpek kurt kuzu da. Cesareti onun da mükemmel bir köpek. Ama kurt kız iş başa düştüğü zaman ben olmayın. Bakın orada ben başlarında olmayayım. Gece burada bir şey tutsunlar. Sonuna kadar en önde mücadele eder yani. Öyle bir köpek. Cesareti müthiş bir köpek. İlk getirdiğim zaman o boğulmadan önce yani o malaklı dişiyi öyle bir gitti de öyle bir vurdu ki arkadaşlar hani. Onun da bir videosu da var biliyorsunuz malaklı erkek köpeğe dalıyor hani ortalığı karıştırıyor falan direkt. Direkt gidiyordu ya böyle gözü kapalı direkt gidiyordu hiç sorunsuz gidiyordu yani. O gün öyle bir boğulmuş ki köpeğin her tarafı yara bereydi. Ondan o zamandan beri biraz bir çekingenliği var ama dayıyla kurt kızın yavrularının ben mükemmel bir şekilde uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Mükemmel de bir cesaretli olacaklarını düşünüyorum inşallah bakalım. Rabbim güzel videolar sizin istediğiniz tarzda da videolar çekmeyi nasip etsin diyelim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en güneri Allah'ın türüm kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.